Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mr. Prepper serisindeyiz sevgili dostlar ve Mr. Prepper serisinde dünyanın sonuna hazırlanan adamın macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle hemen bir üstüme bakmak istiyorum. Tamam, üstüm başım gayet yerinde. Buraları bir sulamak gerekiyor galiba. Kıymetli arkadaşlar, şimdi hangi gün bize invade gelecek ona bir bakmamız lazım. Ayın 23'ünde. Şahane. Belli başlı görevlerimiz var biliyorsunuz. Bir 5 birim su alalım zaten. Hani bu suyun başka yerde kullanılma durumu yok. Kendi elektrik enerjimi üretebileceğim zıbıdığım da burada bu arada. Yani hiçbir konuda sırtımın yere geleceğini düşünmüyorum. Öncelikle bir uyandım. Şuraya doğru gelip bir karnımı doyurayım. Şu bir tane suyu götürüp koymaya üşendim. Kenarda dursun. Burada bol bol yılan avlamıştık. Şu yılan etini bir yiyelim. Beraberinde uykusuzluk sorunumu da bir giderelim. Ben renk körüyüm ama sanırım dolapta şu an bozulacak hiçbir şey yok gibi duruyor. Tuzları götürüp satalım. Bir de ben bir alışveriş yaptıydım da alışverişte ne yaptığımı hatırlamıyorum. Şimdi sinyal yakalama görevi var. Benim normalde gidip ne yapmam lazım? Yola çıkmam lazım abi. Yolculuk yapmam lazım. Yakıtım var mı benim elimde? Bir 10 birim yakıt siparişi falan verdiydim herhalde. Hani para kasıp yakıt alıp sürekli ya yola çıkacaktım ya da seviye 5'e gidebilmek için ormanın seviye 4'üne gidebilmek için seviye 5'ine 20 tane plastikle elektronik parça arayacaktım değil mi? Şimdi Jetson'un evinde telefon var. Telefonda elektronik parça geliyor. 2 tane telefon ver bakayım bana. Tamam, bu elektronik parçalar tamam. Şimdi Nigel'e 2 tane bunu satabiliyorum. Ne istiyor? Raf. 2 raf. 4 tane de su ısıtıcı. Okey. 2 tane raf, 4 tane su ısıtıcı craftlarım. Gurmeye de elimdeki tuzları bir satayım. Şimdi benim materyalim var mı burada? Fazla fazla demirim, ıdım bıdım var. Tamam. 2 tane raf istiyorum efendim. 2 raf, 4 su ısıtıcı. Ama su ısıtıcı yapmayı bilmiyor olabilirim. Öyle bir durumumuzda söz konusu. Yapabiliyorum, okey. 4 su ısıtıcı. 2 tane raf. Maksat para gelsin. Serhat abi hiç rokete bindirip kaçamadık ya. Ne yazık ki. Tamam, yukarıya para geldi. 2 tane de raf yapalım. Su ısıtıcısıyla rafları gidip Nigel'e satacağım. Şunu da bir alır mısın? Şimdi telefonları burada parçalayacağım. Çünkü 10 tane elektronik parça lazım. Çok fazla tıkanmadı oyun. Merhaba. Sevgili Nigel. Raf istemiyordu bu. Giysi dolabı istiyordu. Neyse, şunu al 60 dolara. Ben giysi dolabı da yaparım. Raflar dursun. Rafları bugün istemese yarın isteyecek. Yani o kadar dert etmeye gerek yok. Nerede giysi dolabı? Burada bir yerde olmalı. 2 tane de giysi dolabı rica edeyim. Ah, pardon. Abi 2 giysi dolabı. Devam et. Telefonları parçalayacağım. Ve suyu gidip aşağı koyacağım. Ne kadar yakıtım olduğuna bir bakayım. Telefonları bir parçala bakayım. Telefonları parçalaması çok da uzun sürmüyor dostlar. Arkadaşlar, Mr. Prepper serisinde amacımız dünyanın sonuna hazırlanmak. Daha doğrusu dünyanın sonunu getirmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bu bölgeden kaçıp buranın sonunu getirirken arkamıza yaslanarak felaketin gelişini izlemek istiyoruz dostlar. Birazcık böyle zorlu bir karakterimiz var oyunda. Ve farkındaysanız üzerimde 240 birim mermi var. Bütün paramı mermilere harcadım zamanında ama baya baya bir mermim var. Ve bu mermiler beni kurtaracak. Hemen şuraya böyle bir su depolayalım. Elimizdeki fazladan suyu buraya koyalım. Yakıt olarak ne var elimde? Yakıt olarak 7 birim yakıt var. Yarın sabahtan bir yola çıkalım mı? Ya da sevgili Joe yakıt satıyorsa... Ayı kapanı aldıydım ben.
Satın aldığım ayı kapanlarını unuttum. Şimdi guarana meyvesi yiyelim biraz. Biraz daha ayakta durmak istiyorum çünkü. Biraz guarana meyvesi yiyelim. Ayı kapanlarını çevirip ayı kapanlarından bir metal elde edelim. Tamam, akşama kadar yapsın bu görevi. 30 parça metal geliyor. Ben ayı kapanı satın aldığımı unuttum. Deli gibi metal gelecek bana buradan. Yani su ısıtıcıdır, tenceredir. Naci'nin istediği ne varsa burada yapıp ona teslim edebiliriz. Craftlayıp ona teslim edebiliriz. Ve dediğim gibi aslında böyle yarın sabahtan bir yolculuğa çıksak hiç fena olmaz. Oh, 30 birim daha materyal. Çık bakalım yukarıya. Şimdi bir yandan para da geliyor. Bu plastik ve elektronik parça görev için lazım. Metal ve cam tezgahı upgrade'lemek için lazım. Bana cam veren şeyler lazım. Yani Sergey'den cam elde edebileceğim bir şeyler alırsam kendimi daha rahat hissedeceğim ki burada bunun dışında cam elde edebileceğim bir şey yok. Kumaş almayacağım buradan. Jo'dan alabileceğim bir şey var mı? Jo'dan bir 5 birim daha yakıt alabilirsem olur. En azından yarın yolculuğa çıkarız. Bob'a satabileceğim ya da Bob'dan satın alabileceğim bir şey yok. Jenny'ye satabileceğim ya da satın alabileceğim bir şey yok. Aslında hani beşer dolardan turp satıyorduk zamanında da olsun. Dur bakalım Naiji'nin yarın ne isteği olacak? Bizim ekonomi birazcık Naiji üzerinden dönüyor. Bakalım yani Naiji yarın ne isterse ona göre hareket ederiz. Aleykümselam Kartal Kartal. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu arada önümüzdeki 3 gün su yok. İyi ki dışarıda yağmur toplayıcı fıçılarımız var. Dışarıdaki yağmur toplayıcı fıçılardan yararlanmaya çalışacağız. Whoops. Su yok. Bir tur daha su alırım ben buradan. Ya nasıl olsa su limitini aşmak gibi bir sorunum yok çünkü zaten sular kesik olacağından dolayı su limitini aşabileceğimi ben pek zannetmiyorum. Aşağı inelim bakalım. Şunların hepsini bir sulayalım. Tamam, suladık. Burada suya gel. Abi biz ne kadar su depolamışız bu arada. Aa, şuraya doğru bir ilerle bakalım. Bunların hasat edilme zamanı gelecek yakında. Şuraya doğru bir ilerle bakalım. Buzdolabından neyi yemek mantıklı olur? Yer açalım. Yer açalım abi. Hani steklenmeyen ürünleri yiyelim, yer açalım. Daha seyahate gideceğiz dostlar. Seyahate gittiğimizde siz o zaman görün yani üstümüzde döneceğimiz loot miktarını. Seyahate dönmek önemli. Tamam. Yakıt verdi. Bu yakıtlarla biliyorsunuz arabayı çalıştırıp gidebiliriz. Bu şeyleri keseceğim. Duvar lambalarından cam elde edeceğim. Çünkü 30 cam lazım upgrade için ve evet cam elde edebileceğim bir şey gelmemiş Sergey'e. Jetson'ın evinde gene telefon var. İki tane daha buradan şey gelir. Elektronik parça gelir. Naiji'ye rafı sattım. Başka ne istiyorsun? Raf tamam. 4 tane daha su ısıtıcı istiyor. Tamam. 4 tane daha su ısıtıcı yaparım ben bu agaya. Kaan Özyer 3. ayında selamünaleyküm hocam iyi oyunlar demiş. Teşekkür ederim sevgili Kaan Özyer. Sağ olasın iyi oyunlar dileğin için. Eyvallah. Hemen aşağı inelim. Elimizde zaten yeterince metal parça var. Su ısıtıcı aşağıda bir yerdeydi. 4 tane daha su ısıtıcı rica edelim. Bunları sattıktan sonra yakıt da alalım. Bakın farkındaysanız üzerimizde bulunan yakıt miktarı iyice artıyor. Biz hem ana görevde ilerliyoruz sevgili dostlar, hem de üzerimizdeki yakıt arttığı için mesafe gitme olayımız da artıyor. Yani Joe'nun evine gidip rahatlıkla seyahat edebiliriz. Sevgili Naci. Şöyle bir sana su ısıtıcılarını satalım 60 dolardan. Gurmeye kalan tuzları satalım. Terziye satacağım ya da satın alacağım bir şey yok. Cam. Aslında Jetson'dan şu camlar için lambaları da alabilirim. Merhaba Joe. Joe bana 3 yakıt daha satarsa benim 15 birim yakıtım olmuş olur. Bence 15 birim yakıtla biz bu işi yaparız. Tamam mı?
3 tane yakıt gelecek. Telefonla bunu çevireceğim. Buradan daha böyle çevrilecek item gelecek. Suyun var abicim burada. Telefonumu istersen alabilirsin. Şarja takar mısın? Tabii. Sana zahmet. Tamamdır. Şimdi buradan malzeme geldikten sonra sevgili dostlar, hem malzeme gelecek hem para gelecek. Bütün işimizi bitirip yarın için yola çıkıp radyo sinyali arama görevine doğru gidebiliriz. Aynı zamanda ormandaki kademe 4 kaldıraçı tamir edebilmek için elektronik parçalar istiyordu. Bu elektronik parçaları da bulmuş oluyoruz yavaş yavaş. Anladım. Bak postacı şey diyor. Bay Praper diyor. Ben de diyor bu elemanların ziyaretlerinden, ajanların ziyaretlerinden bolca nasibimi almıştım zamanında. İş yerinde yanlış bir şey yaptığımdan dolayı. Merak etme, er ya da geç sıkılıyorlar diyor. Ama o zamana kadar hani buralara gelmeye devam edecekler. Merhabalar. Şu iki tane duvar lambasını parçalayıp cam elde et. Biliyorsunuz ki 30 tane cama ihtiyacımız var efendim. Tezgahın bir sonraki upgrade için. Lambalardan da şöyle bir camları alalım. 18 tane cam oldu. 30 metal, 30 cam zaten bize lazım olan materyallerden biri. Mermim var ağzına kadar dolu. Materyalim var. Naiji başka bir şey istiyor mu? Raf yaptık, ısıtıcı yaptık. Yok başka... odunla yapılan bir şey istemiyor. Ama misal 10 tane odun kullanıp 20 tane kitap yapabilir ve bunu 20 dolardan satabilirim. Yani günümü boş geçirmek yerine değerlendirebileceğim seçenekler arasında. Tekli kitap üretemiyor muyum? Üretebiliyorum. Hangi çeşit olduğu fark eder mi? Herhalde fark etmez. Bir 10 tane kitap üretsene. Bu 10 tane kitabı tanesi 2 dolardan satacağım. 20 dolar da oradan para gelmiş olacak. Bence Word. Fıtı fıtı fıt. Eyvallah. Terziye kumaş satmak istemiyorum 5 dolara. O ham maddeler işime yarar çünkü. Tamam. Şimdi şuradaki suları bir topla. Sular üstümüzde kalsın. Yarın şöyle yapacağız dostlar. Aşağıdakileri hasat edeceğiz. Ve burada kurutucuya koyacağız. Aşağıdakileri hasat edip kurutucuya koyduktan sonra. Aşağıdakileri hasat edip kurutucuya koyduktan sonra sevgili arkadaşlar. Hemen hızlıca. Arabamızın olduğu yere gideceğiz. Yakıtları koyup yolculuğa çıkacağız. Yarın günün büyük kısmında seyahat ediyor olacağız. Peki şu an başka bir şey yapmaya gerek var mı? Yok sanırım. Uyu gitsin. Zaten ortalama 40 şarjör kadar mermim var. Gayet iyi durumdayım. Bakalım efendim, elimizden geleni yapalım. 23. günde bir ajan ziyareti olacak. Bu arada normalde elimde fazla para birikiyordu. Şu sıralar elimde para birikmemesinin sebebi gidip sürekli işte telefondur, elektronik bileşen edecek şeylerdir. Bunları satın almamdan kaynaklı. Çünkü 10 tane elektronik bileşene ihtiyacım var. Hadi şimdi gidelim. Bak durumumuz gerçekten çok iyi. Şuraları bir hasat et bakayım. Sistemi çok güzel oturttuk. Bunun sulamasını yap. Buralarda henüz yağmur yağmamış. Hemen suyu yedek depoya koyalım. Buradan kurutucuya doğru çıkalım. Yemekleri kurutmak için buraya bırakalım. Ayrıca hemen karnımızı doyuracak ve uykusuzluğumuzu gidecek şeyler yiyelim, içelim. Tamam. Her şey full. Karakterim çok iyi durumda. 15 birim yakıtım var. Bu 15 birim yakıtla ve karakterimin full durumuyla... Ben seyahate gidiyorum efendim. Buradan direkt seyahate. Yani Naiji'nin istekleri falan bitmez çünkü. Naiji'ye bir şeyler üretelim, craftlayalım diyeceğim de. İstekleri bitmez. Koş bakalım arabaya doğru. Arabayı tamir etmişiz galiba dönmeden. Sür deyip
Buradan Allah ne verdiyse hareket edeceğiz. Tık tık tık. Sür bakalım ileri. Nereye kadar giderse. Yolda bulduğumuz yakıtları da arabaya atarız. Bugün bizim seyahat günümüz dostlar. Arabayı bir yere çakmadan gidebilirsem çok sevineceğim. Güzel. Gerçi yanımızda metal var yani. Arabayı tamir ederiz de. Minik bir odaklanmayla her şeyin üstesinden geldik. Hemen reload'unu yap. Köpüş derisi falan ne gelirse işimize yarar. Ama bitti galiba. 240 birim mermim vardı. Ne var bakalım vagonda? Altın ve kristal. Para. Para para para. Ametist ve kristal. Gerçekten iyi para. Efendim sevgili Dandelion. Babuş selam. Biz küçük bir ekiple Vampire Survivors tarzı bir oyuna giriştik. Daha çok başlardayız. Daha çok erken ama çıktığı zaman senin de oynamanı isteriz. Göz atarsın değil mi demiş sevgili Dandelion. Abi oyunu Steam'e koyduğunuz an haber etmen yeter. Ben biliyorsun zaten bu tarz oyunları çok seviyorum. Hatta Vampire Survivors benzeri yeni bir oyuna girişeceğim. Ama öncesinde biraz bekliyorum hani hafif terim soğusun diye. Steam'e çıktığına ses etmen yeter. Teşekkür ederim bu arada şimdiden. İlgin alakana sağ olasın. Yani umarım projede umduğunuz başarıyı yakalarsınız. Sür diyelim şöyle bir şurada. Bu sandık parçalanacak. Bunlar para ediyor. Bu da parçalanacak. Ekstradan yakıt da geldi ahamda şuraya. Yürü bakalım. Ekstradan yakıtı koy. Yapıştır. Tekrardan başarılar diliyorum Dandelion. Hop. Götü başı dağıttı araba. Biraz hızlı buff verip atladık galiba. Hocam biraz odak oynuyorum buraları. Çünkü arabayı çakmak istemiyorum. Arabayı çakmak beni bir hayli üzer. Güzel. Gelsin kobrası da pitonu da gelsin. Cephanemiz bol. Bakın bu hurdalar da 25 dolar ediyor dostlar. Direkt dile koya 25 dolar. Doktor Prepper mı? Doktor Prepper otomatı. Ne veriyor olabilir ki? Kullan. $5 enerji içeceği veriyor. Ne kadar param var benim? Ha, bu arada enerji içeceği kolay bulunmuyor. O yüzden... Parayı ben Nige'den bir şekilde kasarım. Güzel. Hadi bir tane de kullanmalık alayım. Bir 20 stack enerji içeceği aldım. Daha enerji içeceklerinin bozulduğunu da görmedim. Biraz abartmış olabilir miyim? Sanki bir parça. Bardakları alır mısın? Teşekkürler. Yakıtı al. Yemeği al. Sandığı aç. Her şeyi al. Sandığı omuzla. Yakıtı al. Ve yürü bakalım koca oğlan.
Ama bu yolculuklar gerçekten çok verimli geçiyor. Bak şu ikisi çevrilecek. Bu yakıt olarak eklenecek. Şunlar para olarak geldi. Üstelik ben 22 tane enerji içeceği aldım. Şu enerji içeceklerinin yeşilliği biraz daha mı şey? Yok, bana öyle geldi galiba. Şu yemeklerin bozulma durumu bozulursa üzer. Bozulmazsa iyi olur da bozulursa üzer ya, ne yapayım? Bozulursa can sağlığı, ama enerji içeceklerinin daha bozulduğunu görmedim. Hayatım hoş geldin. Hoş geldin bir tanem. Aşkım Mr. Preeper'da ilerliyoruz. Bir radyo sinyali yakalama göreviyle geldim buraya. Tonla malzeme götürüyorum eve doğru. Şu arabayla göreve çıkmam müthiş para getiriyor. Müthiş. Arada refleks test ediyor bir de. Haritanın öteki ucuna koyuyor ki refleks gösterip tıklarsam çat diye girecek bana. Yapıştır bakayım pitonu. Geliyor mu daha? Arkadan bir yerden gelen yoksa mekan temiz. Bak bir 25 dolar da buradan. 5 dolar da kürkten. 5 ya da 7 dolar yazar kürke. Oy, bir 25 dolar daha hurdadan. Ay 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 ay. Tekrardan hoş geldin hayatım. Yılmaz Efe'cim hoş geldin, merhabalar. Ametistler, altınlar. Hocam bizde durum bayağı iyi. Fazla ağır. Hocam arabaya doğru koşar mısın? Arabaya doğru koşmanı rica ediyorum senden. Sandıklar ve hurdalar dursun. Şey, sandıklar ve hurdaları at bakayım oraya. Bir tane daha hurda var. Tamam, 95 kilo. Bir de bizim ağırlığımızı birazcık daha şey yapıyor galiba. Aşkım aslında kamerayı buraya şeyden dolayı aldım ya. Baksana. Preeper'ı kapatıyor mu çoğunlukla? Kamerayı buraya şeyden dolayı aldım. Silahı ve mermisini görebilsinler diye. Normalde en altı alıyordum. Baktım silah ve mermi gözükmüyor. Dedim silah ve mermi gözüksün diye buraya alayım. Ahımda bir telefon daha geldi bu arada. Bakın bu da elektronik parça edecek. Hurda da para ediyor. Hurdayı da koyarız. Bu da yakıt. Bu parçalanacaklar arasında. Al omuzla bunu. Bence bir tur daha yolculuğa devam edebiliriz. Hayatım misal şeyi alsam, sağ yukarıya alsam, sağ yukarıda görevler var. Sol üstte niye almadığımı, ha sol üstte de crafting var. Görevleri mi kapatsa acaba biraz? Dikkatine sağlık yavrum bu arada. İyi dikkat ettin. Vallahi bilmiyorum. Bana hiçbir türlü rahat olmuyor. Her yerde bir şey var yani oyunun ekranında. Oyunun ekranının her yeri dolu. Bastım buradan nosu. Ay aman 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 aman. Lan oraya koyulur mu o da? Hızlanıp atlayacaksın. Çotonk diye. Bak misal burada komple arabayı mı kapatıyor? Arabanın önü gözüküyor sadece. Biz ne halt diye bilemedim ki. Alıyorum, sağ üstte alıyorum artık ya. Görevlerin bir kısmını göremeyim bari. Normalde atlardım da işte. Minik bir hasar yenir, bir şey değil ya. Artık görevleri kapatacak. Yapacak hiçbir şey yok. Oh maşallah. Ama arda arda koymuş. Arda arda koymuyordun. Tamir ederiz. Metalimiz çok. Arda arda çok koymuş. Ha, anladım hayatım. Şeydi çünkü bebeğim. Diğer videolarda tam sol alta aldıydım. Baktım sol altta cephane gözükmüyor. Hani birilerine ateş ediyor bu eleman. Bir şeyler yapıyor da.
Neye ateş ediyor anladın mı? Dedim mermi gözükmüyor. Alır mısın bunu? Bu sefer mermi gözüksün diye çabaladım. Onda da sıkıntı. Envanterimde yer var mı? Var bu arada. Şuradaki yemeği yer misin? Direkt ye. Ve arabanın bagajını bir açıver. Gitmeden arabayı da tamir edip eve dönerim artık. Buradan sonrası ev. Şurada sandıklar var. Onları alırız. Hayatım hiç sıkıntı yok. Ben seni anlıyorum bebeğim. Ayrıca bana aklım demen de hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor. Sen de benim hem aklım hem fikrimsin. Ve 7/24 cilveleşebilirim. Bu ne? Hazır ramen. Yeriz baba. Hazır ramen yenir. Bak daha o kadar mermim var. 240 mermi de harcanmadı. Eve koyacağım enerji içecekleri burada. Hazır ramen burada. Fazladan yemek burada. Aha da pişirilecek yemekler de burada. Tüm gündür yılan eti bizde durduğu için sanırım sıkıntı yaşıyor ama. Olsun. Aha. Elektronik parça. Biliyorsunuz ki iki tane de telefon geldi. İki elektronik parça da oradan. Ve eğer Nigel'in görevlerini yapıp para kasıp iki telefon daha alabilirsek sevgili dostlar. 10 tane telefona sahip olmuş olacağız. 10 telefonla da var ya. Her şeyi hallederiz. Şimdi envanter yok. Arabayı bir tamir edelim. Tamam, araba tamir edildi. Ben bunu nereme koyayım ben bunu? Birazcık artık crafting'in orayı kapatsın. Ne yapalım ya? Çok mu büyük oldu kamera? Çok mu ufaltık? Onu siz bana uyarırsınız abi. Ben ayarını bilmiyorum. Joe'ya geri dönüyoruz. Joe'nun mekana geri dönelim. Bagajı açalım. Şurada bir alabileceklerimizi alalım. Sevgili dostlar bakın bu hurdaların tanesi $25 ediyor. O yüzden bu hurdaları yeri geldiğinde Joe'ya satmak önemli ama yer yok arabada. Peki gel git yaparız bir ara. Hemen buradan dönelim. Hala bu arada radyo sinyalini yakalayamadık. Yani çölde seyahat edip duruyoruz. Eve dönelim. Bütün eşyaları bir yerleştirelim. Bütün işimizi bir halledelim. Sonrasında oyun ilerlesin. Mermiyi görmesek de bir şey olmaz. Bence doğru diyorsun hayatım. Ben eski yerime geri dönüyorum. Artık mermi yok. Unutun onu. 200-300 tane mermim var. Hayatta bitmez gibi düşün. Infinity ammo. Unlimited ammo. Herhangi bir limiti yok mermimin. Şimdi burada Joe'ya şu hurdaları $22'dan satarsam çok tatlı olacak. Bıçağı da sat $12'dan. Ne oldu? Eleman bana güven kazandı galiba. Joe'nun güven seviyesi maksimum. 42 tane mermim mevcut. Almayacağım artık mermi. Yeter. Şu 200 taneyi bir sıkayım. Kalanını hallederiz. Şimdi bunlar çevrilecek. Aa bir saniye. Şunları da bir takas yoluyla satalım. Bak. Boba 2 tane ametist satacağız. 5 tane altın satacağız. Bob'la da seviyemiz ilerledi. Hey yavrum hey. Dur alayım kardeşim. Kasapçım nişanlım olur kendisi. Kendisi nişanlım olur dostum. Joe'ya satacağım bir şey var mı? Yok altını sattık, şeyi sattık. Terziye şey satılabilir. Evet satılamıyor. O zaman avcıya satılabilir. Avcıya da deri satılır. Kurtlardan gelen deri. Voilà. Şu ikisini de aşağıda böyle ham madde haline getirdik mi? 10 numara. Bir hemen şeyi ayarlayalım. Uyku saati geldi bu arada. 21'inden fazla yemek var. Hazır ramen de dursun. Şunları da pişirip yiyelim madem öyle yatalım. Ya da sabah pişirip yesek herhalde şey olmaz değil mi? Bir gerginlik bir şey olmaz. Uyu bakalım burada.
Bacanak. Aşkım benim, çok selamını iletirim yavrum. Çok teşekkür ederim sevgili kasap, sağ olasın. Yani yaklaşık 9 ay oldu ama. Tanışalı 9 ay oldu tabii. Keşke nişanlanalı 9 ay olmuş olsa ama. Her şey zamanında güzel ya. Hiçbir keşkem yok. Huzuru, mutluluğu hep daim olsun benim hatunum. Bana yeter. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum çünkü. Şimdi hemen şu yemekleri bir pişirelim. Ardından aşağıdakileri bir hemen sulayalım. Yemekleri pişirip suladıktan sonra biliyorsunuz hızlı bir şekilde tekrardan dönüp kaynakları almam gerekiyor. O kaynakları bir alalım. Yılan eti duruyor ama inşallah bir sıkıntı çıkarmaz ya. Bozulmaz yani umarım. Tamam. Şuradan suları bir yerleştir. Ye ya, fazladan et bir şey olmaz. Kurutucudan guarana meyvelerini almayı unuttuk. Onları bir at. Kalanları ye. Abi baksana, buzdolabı ağzına kadar şeyle dolu yani. Ağzına kadar hazır gıdayla dolu bir de. Hemen şu telefonları falan bir parçalayalım. Anladım kasapçım. Hoş geldin dostum tekrardan. Bu arada yeterince cam birikti mi? Bak şimdi cam 30 olduğunda tezgah upgrade alacak. Elektronik parça 10 olduğunda gidip kaldıracı tamir edebileceğiz. Şu anda gerçekten durumumuz çok çok iyi. Ve zaten birçok şeyi satıp para kazandık. Bayağı iyi miktarda paramız var. Hemen şöyle şuradan bir şunu açalım. Oy güzel. Her yerden para yağıyor. Peki. Jetson'lardan. Jetson'lardan cam alabiliyorum. İki tane daha cam alayım 20 dolara. Nigel'in bir görevi var mı? İki tane giysi dolabı yapabilirsin diyor. İki giysi dolabı, dört ısıtıcı, iki raf. Şunları bir yapayım. Bak şimdi ne istiyoruz? Dört tane su ısıtıcı istiyoruz, öyle değil mi? Dört su ısıtıcı. İki raf, iki de giysi dolabı. Bunları bir Naiji'ye satayım. Bunları sepetledikten sonra gideceğim hurdalıktan. Alacaklarımı alacağım. Ya hayatım, benim seninle hep cilveleşesim geliyor. Onu ne yapacağız? Selamlar Fındıklı Ordu. Hoş geldin. Merhabalar. İki tane de giysi dolabına ihtiyacımız var. Allah Allah. Ne demek, sizi görünce aklıma damperli kamyon skeci geliyor ya. Şükür keyifler yerinde ya. Çok şükür. Arkadaşlar sizin de keyifleriniz daim olsun inşallah. Enerji içeceğini yapıştırdığım gibi bak. Tanesine 5 dolar verdik. O bütün şeyi söktük. Matiyi söktük ama iyi yaptık yani. Makineyi sökmemiz iyi oldu. Rafları, su ısıtıcılarını ve ayrıca giysi dolaplarını şöyle bir satalım. Ayrıca buradan hemen satış işlemi bittikten sonra Joe'nun hurdalığına doğru gidelim. İçinde kamyon varsa beni bozmaz. Çok yaşa hayatım ya. Şimdi Bob'un mekanına doğru geldik. Zaten günde bitmek üzere. Bagajı aç deyip şuradan alacaklarımızı alalım. Sevgili dostlar, buradaki zaten hurdaları biliyorsunuz satacağız. 22 dolardan satışa sunuluyor bunlar. Gayet iyi bir fiyat. Ve kalan sandıkları da bir çevireceğiz efendim. Son iki elektronik parça daha bulursak bayağı rahat bir şekilde ormanın derinliklerine doğru ilerleyebileceğiz. Gene akşam vakti oldu. Anladım. Sürekli kamerayı değiştirmektense kamerayı komple kapatayım değil mi? 5 tane ihtiyaç var diyor. Tamam, bunu da sattık. 28 saniye içerisinde onun da parası gelecek. Ben de buradan hemen öğüteceklerimi öğüteyim.
Aha da geldi. Dostlar bu arada bugünü de atlattıktan sonra videoyu ufaktan sonlandıralım. Ozan buralarda mısın? Beni bir yarım saat 40 dakika idare edebilecek misin? Yarım saat 40 dakika. Dark Souls'a devam edelim diye diyorum bu arada. Dark Souls serisini izlemiş olursunuz bir yandan. Minik bir yemek arası vereceğim. 329 altın. Arkadaşlar turnayı gözünden vurduk. Müthiş bir vurgun yaptık bu arada. Yağmur yağdığı için de sular doldu. Hemen o dolan suları da alalım. Şu an baktığınız zaman hem mermim var, hem silahım var, her şeyim var. Bol bol materyalim de var. Toplayabildiğim kadar su da toplayacağım. Yemek konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel ilerledik bu bölüm. Var mı böyle başka yapabileceğim bir şey? Sanırım başka yapabileceğim bir şey yok. Yarın olduğunda sevgili dostlar, eğer ki elektronik parçaları bulabilirsek tamam. Elektronik parça bulamasak bile iki tane cam bulursak tezgahı komple upgradeleyeceğiz. Tamam. Tezgahı komple upgradeleyeceğiz sevgili dostlar. Tezgahı upgradeleyip bir üst seviyeye ulaştırdığımızda da zaten işler ilerleyecek. İki elektronik parça, iki cama bu seri çok çok güzel açılacak sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Tabii ki save alması için uyuyup uyanmam gerekiyor. Uyuyup uyandıktan sonra save alıp çıkalım. Vampire Survivors'ı bitirdik sevgili dostlar. Bakın bugün Vampire Survivors serisi bitti. Timberborn serisi bitti. Bununla beraber Kingdom Two Crowns'a başladık. Mr. Preper serisini ilerlettik. Anlayacağınız her şey gayet güzel ilerledi sevgili dostlar. Zaten Mr. Preper'da da bundan sonraki aşamada artık hikaye ilerleyecek. Yani iki tane görevimiz var biliyorsunuz. Hava kazasının incelenmesi görevi ve koruluğa doğru ilerleme görevi. İkisi de ormanın seviye 4'ündeki teleferiği tamir edilince açılıyor. Bu iki görevi yaptıktan sonra oldukça rahat olacağız. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bye bye.